Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Xitay akullarının Şarq Türkistan'a bimalal kilişi dikkat kozgıdı. Xitay rejimi atılmış virüsünün ölügü çürüş bahanesi bilen Şarq Türkistan'da vahşilerce kamal yol koygan, halkını aşkarı kırgın kılıp atkan bir vaziyette, Xitay akullarının Xitay ülkelerden Şarq Türkistan'a bimalal kilip atkanlığı dikkat kozgumakta. İctimai uçur vasıları tarqılgan bir sında Sikven ülkesi Yibin şehirden Şarq Türkistan'ın Çöcek, Karımay, Kuytun, Şihanzı Katarlıq şehirlerine atılmış işlemci namıdı Nurgun Akkun Xitaylarının küçüp gelgeldeki körüsülgen. Yeni bir sinde bolsa, Gensu ülkesinin Vudu nahisinden Xitay akullarının okşaşlı atılmış işlemci namıda Şarq Türkistan'ın Altay, Guçun, Mori, Cimsar, Karımay, Köce Katarlıq şehir ve nahilerine karab uzun yolluk abdibus bilen yolu çıkan körünüşü körüsülgen. Ondan başka 17 sekundluk yeni bir sinde Xitay akullarının yük takılarını elip abdibusqa çıkıp atkallığı körüsülgen bolup, sinde Şinjan'a pul tapkılı mağduğuk digen xatlar yazılgan. Küzetkücüler qattık kamal sebeplik Şarq Türkistan halkının ticaret ve dihkancılık işlerinden toxtap kılıp, iqtisadi cahettin veyran bolganlığını, açlıktan kırılıp gidip atkallığını, muşundak içinişlik ekval astıda Xitay akullarının türlük namlarda Şarq Türkistan'a bimalal kilip atkallığını, bu ekvallar Xitay'nın Şarq Türkistan'daki atılmış yukumğa karşı tedbirlerinin emniyette bir kırgıncılık bahanesi ihkallikini ispatlap yeridiganlığını bildirişmekte. Xitay Şarq Türkistan'ın kümür baylığını küçep bulan talan kılmaqta. Xitay rejimi yakınkı yıllardan beri Şarq Türkistan halkıge karatkan irki kırgıncılık cinayetini küçe yetiş bilen birge Şarq Türkistan'ın tabii baylıqını bulan talan kılıp Xitay'ı tuş salmıqını küçe etmekte. Xitay Teşviqat Organı Tanrıtağ Doğru'nun 13. sentabirdeki haberde malum buluşça, Xitay rejimi Şarq Türkistan'daki kümür baylıqını sırtıq tuşup Xitay'nın növetteki muhim ihtiyacını kandırışını pilallıgan bulup, Şarq Türkistan'ın kümürünü taş yoldu tuşunu tümür yoldu tuşuqı özgertken. Xabarda qeyd qilinishicha, Yixua kançılıq şirketi Xitayni ta'minlashga kapalatlı qilish uchun kündülük o'tirchi kömür ishlab chiqarish miqdorini 90 ming tonnadan oshirgan. Növette mazkur şirket yılığa 30 milyon tonnu kömür qazıdığan bolup, bu yılning 5-dan hozirga qadar 19 milyon tonnadan ortiq kömür qazib bo'lgan. Xitay energiya guruhining Sharq Turkistondagi tarmoq şirketlerine qarashli kömür kallarining yıllık ishlab chiqarish iqtidori 96 milyon 900 bin tonluğu yetken bulup, bu yılın 5'den hazırga kadar 50 bin tonluğu yakın kömür kazgan. Ondan başka Kumul'nın Arıdürük nayesi'ye yaylaşkan Cihana Kançılık şirketi künüge 100 bin tonludan artıq kömür kazıdıkken. Atılmış Uyğur Abdülüm Rayonluk Tarakiyat ve İslahat Komitetinin istatistikilik malumatlarına asaslanğanda, bu yıl 1. aydın 7. aygıcı Şarq Türkistan boyunca pişiklap işlenmegen taş kömür kazış miktarı 218 milyon 356 bin tonluğu yetken. Atılmış Uyğur Abdülüm Rayonluk Tarakiyat ve İslahat Komitetinin istatistikilik sağlık malumatı da körüsleşçe, bu yıl 1. aydın 7. aygıca Şarq Türkistan'dan sırtıq tuşulgan kömür 40 milyon 18 bin 700 tonlu bulup, Şarq Türkistan'ın kömür baylıqını bulan talan kılıp Xitay'ı tuşuş, okşaş mezgildikiden 101.41% aşkan. Xabarda aytilishicha, her günü lıq kömür kaçılangan 48 poyiz Şarq Türkistan'daki 28 kömür kaçılaş noktasının yolu çıkıp, Gensu, Sichuan, Chongqing, Yunnan, Qinghai qatarlı Xitay'nın ülke şehirlerine tuşup getirdikken. Növette Şarq Türkistan'daki tekşürüp eniklanan kömür baylıqı miktarı 450 milyar tonlu bulup, Xitay Energiya Guruhi'nin Şarq Türkistan'daki tarmaq şirketi, Şarq Türkistan sırtıdaki 25 noktalıq karxanını təminləşke kapalatlı kılış vazifesine zimmesiga alğan. Yakından beri Xitay virusi, xalqara cemiyatının Xitay'a qaratkan Saudi embargosi, Xitay ülkelerde arka-arkadın yüzbergen apetler qatarlıq amillar sebeplik, Xitay iqtisadede çekiniş bolgan ve Xitay'nın kısmen şirketleri veyran bolgan bir peyitte, Xitay bu boşluklarını tolduruş üçün Şarq Türkistan'ın baylıqlarını bulan talan kılışını tihimi küçe etmekte. Dünyanın her kaysi caylarda Xitay'nın vahşiyane cinayetine karşı namayışı ötküzüldü. Xitay'nın atılmış virüsünün ölügü çürüş bahanesi bilen Şarq Türkistan halkını aşkarı kırgın kılış cinayetine karşı dünyanın her kaysi caylarda köplügen namayışlar ötküzüldü.
13. sentabr Avustraliya Sharq Turkiston jamiyatining tashkillashi bilan Avustraliya parlamenti oldida namoyish o'tkazilgan bo'lib, Xitoyning atalmish virusni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqini och qo'yib, oshkora qirg'in qilayotganligi haqida bayonot e'lon qilindi. Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlar 11. sentabr Gollandiya poytaxti Amsterdam shahrining dam maydonida Xitoyning Sharq Turkistonda atalmish virus yuqumini nolga tushirish nomida inson qalbidan chiqqan usullar bilan xalqni nazarband qilib qirg'in qilish jinoyatiga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Sharq Turkistonda ziyonkashlikka uchragan va uchrayotgan begunoh Uyg'urlarning suratlarini ko'tarib, Xitoyning jinoyatlariga qarshi bayonot e'lon qildi. Shvetsiyada yashayotgan Uyg'urlarmo Shvetsiya ma'rif uyushmasining tashkillashi bilan 13 sentabr Shvetsiya parlamenti oldida namoyish o'tkazdi. Namoyishda Xitoy rejimining yaqinqi kunlardagi Sharq Turkiston xalqini och qo'yib qirg'in qilish qilmishiga qarshi bayonot e'lon qilindi. Undan boshqa Yaponiya, Amerika va boshqa Yevropa davlatlarida yashayotgan Uyg'urlarmo Yaponiya bosh vaziri turishlik hukumat binosi Aqsaray qatorliq muhim o'rinlarning oldida namoyish o'tkazib, Xitoyning turli usullardagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga norozilik bildirdi. Namoyishda Xitoy rejimining virusning oldini olish bahonasi bilan Sharq Turkiston xalqini och qo'yib qiynagan suratlar ko'rsatildi va Xitoyning bu jinoyatlarga qarshi bayonot e'lon qilindi. Alma şirketining iPhone 14 ga Xitoy o'zikini saplamoqchi bo'lishi diqqat qo'zg'idi. Alma şirketining eng yangi yanfuni iPhone 14 ga Xitoy shirketining o'zikini ishlatmoqchi bo'lganligi oshkorlangandan keyin Amerikaning mushim parlament a'zolari Alma şirketini qattiq ogohlantirdi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Alma şirketining Changjiang saqlag'ich texnologiya shirketini iPhone 14 ga ishlatiladigan NAND o'zikini ta'minlaydigan shirkatlar tizimligiga kirgizganligi oshkorlangandan keyin kuchli g'ulg'ul qo'zg'agan. Amerika Kengash Palata a'zosi Marco Rubio va Avom Palata a'zosi Michael McCall bu vaqtdagi andisini bildirgandan sirt, Alma shirketini qattiq ogohlantirgan bo'lib, Marco Rubio bu to'g'risida Alma shirketi o't bilan o'ynashyapti. Agar u mushundoq ketaversa, federativ hukumatning misli ko'rilmagan tekshirishiga duch keladi. Biz Xitoy kompartiyasiga bo'ysundigan bir shirkatning telegraf to'rimizga va millionlagan amerikaliklarning olma telefoniga kirishiga ruxsat qilolmaymiz degan. Olma shirkati bu vaqtda ifoda bildirib, Xitoyda sotiladigan yanfonlarga Changjiang shirkati ishlab chiqargan NAND o'zakni ishlatishni o'ylashayotganligini, ammo Xitoydan boshqa davlatlarga sotiladigan yanfonlarga bu o'zakni ishlatmaydiganligini bildirgan. Növbette Alma şirketi bu xil özekni Yaponiya ve Koreya'nın şirketlerden setip elip gelgen bolup, kesip sahasidikilerden bildirişçe Alma şirketi temellet zincirini köp xillaştırış ve Xitay'daki bazarını teximu kengaytış üçün Xitay şirketinin temelli güçler tizimlikigi kirgüzgen buluşu mümkün iken. Albuki Changjiang saqlag'ich texnologiya şirketinin Xitay rejimi ve Xitay harbi kısımları bilen bolgan bağlanışı izkil halda Amerika hükümetinin dikkatini tartıp gelgen. Bir qism parlament a'zolari 1-2 oy burun Amerika hukumatini mazkur shirkatni qora tizimlikka kirgizishga chaqirgan. Azerbayjon va Armeniya qismlari chegarada keskin to'qunishdi. Azerbayjon Armeniya chegarasida ikki davlat armiya qismlari o'rtasida keskin to'qunish boshlandi. Turkiya Avazi radiosining xabarida bildirilishicha, Azerbayjon Davlat Mudofaa ministrligi 13 sentabr kechida Armeniya armiyasining chegaradagi Dashkasan, Kalbajar va Lachin yo'nalishlarida keng ko'lamli ig'vogarchilik qilganligini e'lon qilgan. Azerbayjon Davlat Mudofaa ministrligining bu vaqtdagi bayonotida Armeniya armiyasining Basar Gachar, Istiso, Karakilisa va Goros viloyatlaridagi nuqtalaridan Azerbayjon armiyasining Dashkasan, Kalbajar va Lachin viloyatlaridagi ba'zi joylarga minomyot qatorliq o'xshamagan qurollar bilan to'xtamay bombardimon qilganligi, natijada askarlar orasida o'lim-yetim ahvolining ko'rilganligi va harbiy bazalarning buzg'unchilikka uchraganligi qayd qilingan. Bayonotda Azerbayjon armiyasining mo Armeniya armiyasining hujumini to'xtatish va to'qunishning kengayib ketishining oldini olish uchun zarur tadbir qo'llanganligi, ig'vogarchilik harakatlariga qatnashgan Armeniya armiyasida o'lim-yetim ko'rilganligi va harbiy bazalarining mo buzg'unchilikka uchraganligi, to'qunish va buningdan kelib chiqqan oqibatlarga butunlay Yerevan hokimiyatining javobgar ekanligi bildirilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu vaqtda yozim bayonot e'lon qilib, Amerika Armeniyadagi Ultraq rayon va puxralarning ul aslahalariga qaratilgan hujumlarini o'z ichiga olgan Armeniya Azerbayjon chegarasidagi to'qunish xabarlaridan qattiq andisha qilmoqda. Uzundan buyon aniq qilib aytganimizdek, bu masalaning chorasi harbiy hal qilish chorasi emas.
türlük harbiy to'qunishlarni darhol to'xtatishga chaqiriq qilamiz deganlarini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ertaki programımızı görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmeğe köp dün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.